Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, dijital dünyanın en kıymetleri. Şenol İpek'le Hoba başlıyor. Akşam mutfakta oturduğun zaman ya da hep otellerdeyiz, yatağa yattığın zaman otelde kendinle baş başa kalıyorsun. Yani diyorsun ki ya hayat böyle işte geçiyor ama sonuç itibariyle sen bugün de bir insana dokundun, öteki insana faydalı oldun, ötekine işte demek ki iyi bir şey yapmışsın, çok şükür ya Allah kerim, yarına bakalım ne olacak falan, böyle gidiyorsun. Yani aslında çok böyle o kadar yoğunlukta var ki düşünemiyorsun. Yani şöyle vay be, biz burada da dostumuz varmış, şurada da evimiz varmış, burada da şöyle yapmışız falan değil. Yani hedeflediğin nokta işte çok önemli. Onun için başta dedim istikrar. Gece saat mesela 3'te 3.30'da yatıyorum, tamam mı? Çok yorgun oluyorum. Sabah 5.30'da 6'da hangi güç beni o yere yatırıp otel odasında, spor salonu açılmamış oluyor, yere yatırıp 300 tane 500 tane şınav çektiriyor. Hangi bir, yani nasıl bir ruh? Ve ben küçük yaşlardayken komşularımız benim ismimi yazıyorlardı. Biz seni ileride duyacağız. İşte televizyonlarda göreceğiz falan. Hep yazıyorlardı ismimi. Ben de Allah niye yazıyorsunuz hani falan diyordum böyle. Ama ben küçükken de hep böyle fiziğim, işte boyum falan. Okulda mesela hep beni en arkaya atıyorlardı boyum uzun diye. Bana sırık diyorlardı. Şey gibi sürekli hikaye. Dalga geçiyorlardı. Dalga geçiyorlardı ama hani kuğunun hikayesi var ya şeyde evet. Sonra güzelleşiyor, kuğu oluyor, onu ördekler kabul etmiyor falan filan, böyle bir mizansen vardı, bir hikaye vardı çizgi. Evet evet. Ona, ya ben zaten küçük yaşlarda bu böyle olduğu yaşlarına için. Yaşlarına göre uzun boyluydum. Evet, hep uzundum. Hep bende dalga geçiyorlardı. Sonra Allah hepsi Allah. Hayranım oldu. Ya şimdi hiçbiriyle ben muhatap değilim. Çok iyi. Tabii ki. Çünkü o zamanlar beni hep çok dışlıyorlardı. İşte boyum, fiziğim. İşte o zaman da böyle çok dikkat çekiyordum okulda bile, hı-hı, sınıfta bile. İlk sözü bana, ilk sözü güzel bıyıklar. Ben de hani role hazırlanıyorum. Böyle incecik bir böyle roman bıyığı yapmışım. Güzel bıyıklar, çok iyi. Heyecandan ölüyorum değil mi? Getirin onu bir tanışalım diye. Gördüm vallahi ayağımın bağı çözüldü. Hani Yılmaz'ı görmüşsün böyle. O da güzel bıyıklar değil de düşmüşüm. Gerisini hatırlamıyorum. Evet, ama büyüleniyor gerçekten. Ama bir skeçte ben de ona söyledim. Dedim güzel bıyık. Karşılığı verdin sonrasında. Of ne kulisler dönerdi, hatırlıyorum. Çok küçüktüm tabii. Yani böyle anlamaya çalışırdım. Niye acaba bu insanlar bu kadar dedikodu yapıyor ya falan diye. Tabii ben hani basketbolcu, sporcu bir kimliğimle gelmişim. Tabii ben hayatımı disiplin üzerine kurmuşum. Evet. Yani ben oraya giderim, işimi yaparım. Zaten hani Uğur Kaneriz yıllarca bana buz kadın, buz kadın, buz kadın, soğuk kadın. Kuliste hiç kimseyle muhatap olmam. İşimi yaparım yani. Hani ben ekmeğimdeyim yani. Aynen. Hani orada doğru, işimi en iyi doğru şekilde yaparım. Çok, ve 25 yıldır da bu böyle. Yani hani artık 2024'te 26. meslek hayatıma gireceğim. Ve hala podyumdayım. Ya ben kimseye karışmıyordum ama insanlar evet çok beni tehdit olarak görüyorlardı. Ki dediğim gibi hala öyle. Yani aradan 20, neredeyse işte 26. yılıma gireceğim. Hala daha beni çok tehdit olarak görüyorlar. Herhalde diyorum ki tersini düşünüyorum. Bastonla falan program yaparmışım. Ben onu diyecektim abi. Yani sen hiç şekilde bırakmazsın. Allah ömür versin de yapalım. İşte 70 yaşında mesela bastonla böyle giriyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte ben geldim falan. Ya ne bileyim ya, ya insanlara faydalı olduğumuz sürece yapalım ki biz sonuçta bir aracıyız. Ahmet'ten alıyoruz, Mehmet'e veriyoruz. Bizim de orada büyük çabamız var. Gerektiği zaman cebimizden de inanılmaz yardımlarda bulunuyoruz. İşte gerektiği zaman arabamızı satıyoruz. Gerektiği zaman evimizi satıyoruz. Bir yola çıktık diyoruz. Bu yol tamamlanacak, sonuna kadar gideceğiz. Ölene kadar yapacağız falan. İşte derken yılları geçiyor. Biz de birilerine iyilik yapıyoruz. İyiliğimiz devam ediyor. Programın amacı çok önemli. İşte hayırsever bir program. İyilik yapıyor program. Bu yolda da mücadele ediyoruz. Ama aslında çok da ben böyle şey, eğlenceli de bir adamımdır. Yani şey bir adamımdır. Yani çabuk adapte olan, her yere girdiğimde iyi eğlenen. Mesela geçen hafta Çankırı bölümünde Yarenlerin gösterisi vardı. Bir saat boyunca misket havası oynadık mesela. Ya işte 3 gün evvel Kütahya'daydım. Müthiş bir Zeybek gösterisi vardı. Orada olmanı isterdim. Evet. O, ya, o kadar hoşuna giderdi ki, çünkü sen iyi bir Egelisin. Evet. İyi de Zeybek oynarsın. Evet.
Ya çocuklar müthişti ya. Var ya tüylerim diken o kadar gurur. Ya diyeceksiniz ki en çok sevdiğim bu kadar geziyorsun yörese. Vallahi Zeybek. Yani inanılmaz beğeniyorum Zeybek oyunu. Enerjisi çok yüksekti. İkimiz de şakacıyız. Birbirimizle de çok şakalaşıyoruz. Veya diyoruz ki bazen bir şeyler çekelim hani. Zaten benim Instagram'da şey yazıyor. Şaka maksatlı yazıyor. Tamamen şaka yapmaya yönelik bir şey. Hani oradaki 3-5 tane insanı güldürsem bile bunu gerçekten çok keyif sayıyorum. Hani birilerini aynen güldürmek gibi bir çabam var çocukluğumdan beri. O yüzden Ceylan da öyle. O da çok şakacı. Evde bazen böyle bir şey buluyoruz. Gel bunu çekelim falan. Bir de heyecanlanıyoruz. Mesela milyonlarca izlenmiş videolarımız da var. Hiç izlenilmemiş. Perişan olmuş videolarımız da var. Bazen bir şeye bir yükseliyoruz böyle gel bunu çekelim filan. Bize işte çok tut komik bana geliyor ama o tutmuyor mesela. Ondan sonra buna nasıl gülmediler ya diyorum. Nasıl gülmezler? Bakıyoruz böyle. Mesela ilk böyle daha düşmedi filan diyoruz böyle 100. Hadi 103, ya, yorum yok 101, sil. Bunu sil, rezil olduk. Hemen onu siliyoruz. Şimdi bu haber çıktı ve ben gerçekten küçükken Ronaldo hayranıydım. Ben hatta bu şarkım da benim küçüklük hayalimdi. İki hayalim gerçek oldu diyeyim. Çok güzel. Ama mesela Türkiye'de o kadar çok ön yargı ve kıskançlık var ki bu Ronaldo haberleri çıktıktan sonra birisi işte bir haber yapmış. İşte Cansu Taşkın yalan söylemiş. İşte bu Ronaldo değilmiş. Bakın bunu işte fake yapıyorlar. Hani Photoshop'la falan gibi bir şeyler paylaşımlar olmuş. Öyle bir şey kesinlikle değil. Hala numarası bende duruyor. Mesajları hala duruyor. Ronaldo'nun numarası da var. Wow. Yani. Ronaldo beni Londra'da hayatını anlattı. Filmin galasına davet etti. Ben gitmedim. Keşke gitseydin ya. Niye ya herkes bunu niye bana ama böyle söylüyor? Bir şey söyleyeceğim şimdi yani. Ya Cristiano, bir şey Ronaldo, var mesela arkadaşlarıma söylerim ne diyorlar biliyorsun. Burada ayıp olur söylemeyeyim ama. Hani onunla ben bile görüşürdüm diyen erkek arkadaşlarım ya, var tabii ya. Tabii ki canım mesela beni de davet etse ben giderim yani. Yok şimdi artık şey ne oldu? Filmine galasına mı? Yok. Görüşmek için yani. Ertekin'in yerinde bir yıldız partisi evet, şeyde, vermişti evet. Uğurkan abi. Evet. Orada beni görüyor işte 2003 sonları işte Aralık ayı falan işte o yılbaşı partisi vermişti Uğurkan. Orada Uğurkan abiye soruyor işte bu kız kim diyor falan. Ben de o günkü kıyafetimi hiç unutmuyorum böyle bir kot pantolon giymiştim. Üstümde siyah bir body vardı. Kafamda Paris'ten aldım siyah bir şapka vardı. Hatırlıyor. Bir gördü böyle hıncal dedi ki bu kim falan. Uğurkan abi de diyor ki aa bizim best modelimiz. O zaman işte best model seçilmişim 2003'te. O sene yani. Evet. Tanıştır diyor ve orada işte tanışıyoruz falan. Ne kadar hani değişik bir tip diyor. Hani slim yani uzun boylu ince evet bir kadın falan. Sonra orada bizim tanışmamız. İşte akabinde seni Yasemin Hanım'ın arayacak demesi. Ve sonrasında işte benim Sabah gazetesine gidip onlarla toplantı yapmam, çekim yapmamız. Her şey böyle çok ani oldu evet aslında. Yani hani beni işte gazeteye çağırdılar. Böyle bir çekim yapmak istiyoruz. Yapar mısın dedim. Yaparım ne güzel yani oh. Hani bir gazeteci benle bir çekim yapmak tabii istiyor falan. Güzel bir şey tabii. Sonradan tabii Allah kıyamet koptu. Bak düşün. Kıskananlar da başladı tabii. 2023 yani evet, 20 yıldır sene. Abi 20 yıldır evet hala daha Hıncal Uruç, Ece Gürsel. Biz oradayken ne olacağını bilmiyorduk. Hani biz televizyon programına çıkmadan önce 3,5 sene aşağıda her gün 7-8 saat çok büyük, çok değerli üstadlardan çalıştım. Başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere adını saymakla bitiremeyeceğim çok değerli üstadlardan eğitim aldık. Hazırlandık artık böyle canavar gibiydik, parçalıyorduk yani. Evet. Ve daha mutfakta başlamıştı bizim ateşimiz yanmaya. Televizyona çıktığımızda işler bizim zaten için kolaydı. Kolaydı. Hazırdık. Yılmaz abi de söylemişti ne yapacağız hocam aşağıda ne yapıyorsan yukarıda aynısını yapacaksın demişti bize. Aynısını yaptık yani zaten hazırdık buna müthiş idmanlıydık. Ve bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela biz televizyona çıktık 4 sene boyunca. Zil diye bir şey var orada. Ha, bu evet zili daha dikkatli kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi o zil özel senede bir şey ya 2 kere ya 3 kere zil çalardı. Zil ne demek? Zil Allah'ım yani yardırdınız yani. Kıyamet koptu. Seyirci abi delirdi. Biz delirdik. Çıldırdık. Şey, öyleydi güzel hani zildi artık. İşte zil. Şimdi her şeyde zil mi zil zil mi? Evet. Zil değil abi. Yani onun bir özelliği var değil mi? Zil değil lütfen. Bak diyorum ya ben seyircisiyim. İyi takipçisiyim yani bu arada.
Çok sevdiğim oyuncular, çok sevdiğim çocuklar da var. Burada bir alınmak, kırılmak, darılmak olmasın. Söylemek istediğim şey, anladığınızı düşünüyorum ve önemli bir şey söylüyorum. Hayatımda evlenmek istediğim bir kişi oldu benim. Aa, buraya değinelim bir dakika. Yani hayatımda gerçekten aşık olduğum ve evlenmek istediğim bir kişi oldu. Hoba! Evet, burayı açalım biraz. Ama ve hayatımda gerçekten gerçek anlamda bir kere aşık oldum. Kaç sene önceydi? 2006-2008 yılları arasıydı. Başka da aşık olmadım arkadaş. Tabii ki de hayatıma girmiş olan insanları sevdim, kıymet verdim. Sevgi ve aşk çok apayrı kavramlar. Yani her sonuçta sevdiğin insana aşık olmuyorsun. Yani aşk bambaşka bir başka duygu bir ya. Şey, o aşk başka bir şey. Yani o insana hissettiğin o duyguyu başka hiç kimse hissedemezsin zaten. Evet. 50 kere aşk yaşayamazsın olmaz, yani. Hayatta hani, birkaç defa olursa olur yani. Valla bence birkaç defa değil. Aşk dediğin şey bir kere olur abi. İkinci, üçüncü, dördüncü onlar aşklaşma diyorum ben yani. Sıfır kabiliyet bende. Hiçbir kabiliyetim yok. Yani gerçekten basketbol oynarken ya de öyle çok, deme ama vallahi çok kabiliyetsiz bir adam. Ama ne var? Çok çalışkan bir adam. Gerçekten çalışkan adam. Yani ben hayatımda hiç 8 saat uyumadım. Hep 3 saat uyudum. 4 saat uyudum. Hep o kabiliyetsiz dönemlerimi çalışkanlıklarla geçirip başarılı olmaya çalıştım. Aslında bu bir handikap değil bence kabiliyetsiz olmak. Bence bir ruh, bir irade, bir kamçılama. Nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi bana mesaj atmış Ronaldo ama tabii günde 10 binden fazla mesaj geldiği için yani Ronaldo olsan ne fark edecek? Direkt düşmüyor ki mesaj. Onay bölümüne geliyor. Ben de görmedim çok altlarda kaldığı için o da kendince demiş ki bana açıkladı. Hani ben bir haftadır mesaj atıyorum bu kadın bana nasıl dönmez ben Ronaldo'yum. Tabii o da bir ego yapıyor kendine. Şimdi doğal yani, olarak öyle olunca da yorum atıyor bana send me number yazıyor. Direkt. Bu da haber oluyor. Dünya basınına giriyor. Dünyada haber olduk baya. Ben de o dönem Çin'e gitmiştim biliyorsun güzellik yarışması için Türkiye temsilen. Oradan da duymuş beni. Sonra ben onu görünce tabii şok oldum. Dedim Ronaldo tıklıyorum o. Tıklıyorum onu profili. Gerçek. Mesaj bölüm bir tıkladım mesaj. Sonra tabii ben attım numaramı ona. Daha sonrasında biz hep WhatsApp'tan falan konuştuk öyle. O şekilde gitti. O dönem ne olduğunu söyleyeyim. Irina Shayk'tan ayrılmıştı bu. O dönem yazışıyorduk. Bir baktım Irina Shayk beni engellemiş Instagram'dan. Hani Irina Shayk beni engellemiş. İnanamadım ama baktım geçenlerde engeli kaldırmış herhalde artık. Modellik olsun, müzik hayatım olsun, sunuculuğum olsun, işte tiyatro. Hepsi sonuçta benim hayatımda o yelpazenin işte birer tane işte o tahtaları baktığın zaman. Yani hiç aman da şuna önce başlasaydım, şuna yani hiçbir pişmanlığım yoktur benim. Hani ne özel hayatımla alakalı pişmanlığım vardır. Ne iş hayatımla alakalı pişmanlığım vardır. Hani işte hatta böyle yıllar evvel hatırlamam belki 10 küsur yıl evvel bir programda böyle Ece Gürsel çıplak fotoğraflarından pişmanlık duydu falan. Ya hani ben çıplak fotoğraflarımdan da pişmanlık duymadım. Yok modeldi. Model yani hani bir kimlik pozun olabilir ya modelsin tabii ki, yani ne yani var bunda yani. İstediğim kadar hani tabii çıplak poz yani çıplaklık tabii neye göre çıplaklık yani baktığın zaman. Hani vakti zamanında o hatırlarsın Şamdanlar, Dolçeler, Paşalar, her onlar, hafta dergi, bunlar. Her gazetenin hafta dergisi vardı, magazin dergisi vardı ya. Ya aklına gelebilecek bütün selebritiler oraya soyunurdu. Soyunmaktan kastım bikinili poz verirdi ya da çıplak poz verirdi. O Şenayların, Denizlilerin, Çağlaların, herkesin, bilmem herkesin, nelerin verdiği pozlar, muhteşem pozlar verdi. Yani o dönemin duruşu oydu. Yani bunu hani geçmişteki oldu, bunu böyle bir yargılamanın bir mantığı yok. Bundan 25 yıl evvel Karabük'te bir tane ev yapmıştım. Ya işte biz böyle kuradan bazen seçiyoruz. Bazen vali bize bir tane böyle kağıt veriyor. Şey listesi, ihtiyaç listesi veriyor. Yani işte bunlar belediyeden yardım görüyorlar falan. O Karabük'te yaptığım evde hep böyle aklımdaydı. Çok doğru, çok böyle inanılmaz bir iş yapmıştık. Çok da vakit harcamıştık orada. Aşağı yukarı bir 30-32 gün gittim geldim, gittim geldim. Sonra yıllar geçti. Evi bitirdik. Karabük'te değilim ama bu sefer.
Zonguldak'tayım. Yani hiç alakası yok. Yani bir şehir fark var arada. Yakın. Evi yaptım, bitirdim. Ekip falan mutluyuz falan. Hadi çaylarımızı içelim. Hep genelde çayımızı çok, çok severim çünkü. Tam çay içerken çocuk geldi, dedi ki abi, dedi ya, ne düşünüyorum biliyor musun dedi. Hayırdır dedim. Acaba dedi, şimdi çocuğum var ya dedi, 2 yaşında. O da büyüyünce dedi, onun da evini yapacak mısın? Ha? Dedim hayırdır. E dedi, sen benim babamın evini de yapmıştın ya dedi. Bir çocuk annesine babasına ben oyuncu olmak istiyorum dediğinde çok böyle hoş karşılanmayan. Maalesef öyleydi, evet. Aman çocuğum, bu nedir, bu nereden çıktı, işte maymun mu olacaksın, soytarı mı olacaksın, tabii, palyaço, evet, mu olacaksın algısı vardı. Bizden sonra insanlar, hatta biz her gün görüyorduk ki mutfağın önüne en az 100 tane anne, baba, veli, özellikle anneler, bir de hani çok enteresan. Çocukları getirmeye başladı. Almışlar küçücük çocuklarını, ergen çocuklarını veya işte yetişkin çocuklarını. Bu da çok yetenekli. Evet. Bu da çok yetenekli. Bunun da elinde tutun. Bak, bu da bir şey olsun filan diye insanlar çocuklarını getirmeye başlamışlardı. Oysa bizden önce aslında hiçbir anne baba çocuğunu tiyatroya, sanata, yok, tabii. bu tarz şeylere i̇şte konservatuvara teşvik etmiyorlardı. Falan filan, tiyatro eğitim alsın da oyuncu olsun. Sen falan. Sen de konservatuvarlısın. Evet, koskoca ki. Mimar Sinan mezunu, evet, bir insansın. Hı-hı. Sen de çok iyi biliyorsun. Böyle bir heves, böyle bir şey yoktu, yoktu ki. Yoktu canım. Biraz da bizim doğallığımızdan, bizim orijinalliğimizden kaynaklandı bu. Diyorlardı ki anneler babalar izlerken, bu oluyorsa bu da olur yani. Tabii. Bu olmuşsa yani, Metin belki Yıldız olduysa bu da olur. Tabii. Yani yakışıklılık yok, tip yok. Birimiz Kadir İnanır'a, Cüneyt Arkın'a, Türkan Şoray'a benzeyen insanlar değiliz. Böyle bir auramız, enerjimiz yok. Normal, sıradan, halktan insanlarız. O kadar sıradanız yani. O yüzden herkes, lan bu nasıl oldu yani? Bu olduysa bu da olur gözüyle baktılar. Ve asıl bizim en büyük kattığımız ve en çok sevindiğim nokta bu oldu. O zaman oturuyoruz Sıncalılar falan. Benim işte Yarı Farkında albümü çıkmış. Biliyorsun ben kapağında kazaklar, mazaklar, evet, falan filan. Hani çok böyle no profile takılıyorum. Ah, sesim, sanatım ön planda olsun falan havalarındayım. Yemedi ama. Yemiyorlar arkadaş. İnsanlar Ece Gürsel'i, evet, görmek istiyor. Doğru. Samsun Demir işte yapımcım, DMC yıllarca diyor ki olmaz Ece. Kendini, doğru, saklasan da sen Ece Gürsel'sin. İnsanlar seni nasıl tanıdı? Bu dergilerdeki kadını istiyorlar. Sen kazak da giysen, kapansan da, işte kendini göstermesen de olmaz. Yani, evet, bu yemez yani. Bak, haklı idi patronum, yemedi. O dedi bana, Olcay Tuğ, Ahmet Tuğsuz işte, o söyledi. Dedi ki giyeceksin dedi, Hande gibi böyle dedi. Çizmeler, mayolar. Bak, bunu söylediğinde yıl sana diyeyim 2010... 11 falan yani, o, evet, civarlar, evet, yani. Ama yani doğru olan bu yani. Ahmet Olcay Tuz bu konuda çok bir üstattır yani. Çok, evet, bir bilimsel olarak akademik bir insandır her tabii, şeyden tabii, önce. Tabii yanlış yapıyorsun, dedi. Tabii. Şimdi mesela bu bacakları de, dedi göstermen bravo, lazım bu falan. Bu kadar uzun bacak. Yani böyle bir şey ama yani show business dediğimiz konu ve böyle bir şey. Ve kime örnek verdi biliyor musun? Seyyal Taner. O zaman onların seni dedi, sana baktığım zaman dedi, Seyyal'i görüyorum. Tipin, evet, tarz, ola böyle saçlar, tabii, bacak, o yani kadın çok üstattır yani, tabii, hani. Beni seyreden seyirci, yani ki müteşekkiriz bir seyirci, her hafta bizi sağ olsun hep iyi bir yere koyuyor tablo, çok müthiş. Şimdi bu insanların zikri, fikri, düşüncesi, siyasete bakışı hepsinin ayrı ayrı ama bizi seyrediyorlar. Biz böyle var olduk. Evet. Biz çok sivri zeka olduğumuz için bugünlere gelmedik ya da böyle siyasi konuşmalarla o konjektörden çıkıp bu konjektöre gelmedik. Biz yaptığımız işte buraya geldiğimiz için ben kendimde siyaset yapma hakkını açıkçası görmüyorum. Niye görmüyorum? Çünkü beni zaten var eden halk, evet, ve o halkın farklı düşünceleri. Ve o farklı düşüncelere ben her zaman kendi yorumları, kendi düşünceleri diyerek saygı duymuşumdur. Ama seçim günü kendi zihniyetim vardır, kendi fikrim vardır, zikrim vardır. Neyi nasıl görüyorsam onu o derece, o şekilde sabahın 8'inde sandığım başında oyumu kullanırım. Gerçekten izleyip de oyununu beğendiğim, hani o sahada oyununu beğendiğim. Futbolculuğunu, top oynadığım. En son Galatasaray'ın maçına gittim.
Muslera, o yabancı takımla Bayern Münih'le yaptığı gerçekten efsane bir kaleci. Başarılı tabii, tabii tabii. Yani o gün onu izledim, dedim ki helal olsun bak. Yıllardan hani beri tabii. Ve ondan sonra Muslera'nın eşi beni takip etti. Sesimi sahadan duydu galiba. Arkadaş olduk. Evet. Ama çok başarılı bir futbolcu. Evet, çok da aile hayatı da çok düzgün, benim çok yıllardır düzgün bir gördüğüm insan kadarıyla. Olduğuna inanıyorum ben. Ve hani gerçekten futbolda da çok iyiydi. Evet. Yani o gün izledim başarılı. Canlı. Başarılı. Eşi peki, de çok tatlı. İyi insanlar. Aile yapıları arkadaş güzel. Arkadaş olduk ya şimdi. Ne güzel, ne güzel. Hani bu aklımla yani o döneme gitsem zaten bir bu aklımla o döneme gitsem Türkiye'de yapmazdım. Evet. Bu modeli. Yani direkt yurt dışındaki ajansımla devam ederdim. Ya. Miami'de, Londra'da, tabii. Milano'da. Çünkü yurt dışında evet. Ajansa bağlıydım zaten. Evet. Amerika'da, İtalya'da, Almanya'da birçok ülkede modellik yaptım. Orada kalırdım. Ama şimdi önünü göremiyorsun. Çünkü burada ünlüsün ve buradaki iyi para kazanıyorsun. Orada sıfırdan başlıyorsun. Doğru. Vesaire. Hani onu kastettim ben. Mesela pişmanlık evet. Mı? Hayır. Çünkü değil. Geriye bak. Pişmanlık çok göreceli başka bir şey. Baktığın yani. Zaman. Yani bir kere hani geçmişe mazi derler. Hani gelmişe kuzu biz de öyle söyler. Bitmiş artık yani. Anladın mı? Devamını geçmiş. Yani hani geçmişe evet. Mazi olduğu için onun üzerine bir yorum getirmeye gerek yok. Ondan pişman oldum. Bunu hani değiştiremeyeceğin konuların üzerine pişmanlık duymayacaksın. Ben hep bunu söylerim mesela. Bu özel hayatın içinde geçerli, iş hayatın içinde geçerli. Şimdi pişman olsan ne olur, olmasan ne olur artık? Geçmiş gitmiş, bitmiş o olay. Kapanmış tabii, o defter. Tabii. O yüzden hani şimdiki aklım olsaydı neler yapardım kısmı da aslında tamamen evet. İşe yorum getirmek. Çünkü şimdiki aklın o zaman olmayacak. Çünkü aynen. O zamanı bir daha yaşamayacaksın. Ya Şenol Hoca'yla bence olmayacağı belliydi benim kanaatim. Çünkü orada biz bir duyuma ulaştık. O takım dağıtılmaması lazımdı. Yanlış oldu. İşte o inanılmaz bir takımdı. Cenk Tosun'ların en iyi olduğu dönem. İşte biz Avrupa'da hiçbir Türk takımının alamayacağı puanı o zaman. Oradan çıktık. Porto bizim bak yani inanılmaz güçlü bir Alman takımı vardı. Porto vardı. O yani oradan çıktık. Ve iki beraberlikle çıktık. Ki Bayern maçına gelene kadar Bayern'de biz Bayern Münih maçında elendik. Tabii Bayern maçına kadar da inanılmaz bizim bir performansımız vardı. Bütün futbolcuları o ara transfer zamanında dağıttık. O Tosic, yani Tosic gibi ben bir futbolcu hayatımda Beşiktaş'ta görmedim mesela. Daha Şafak beni ilk aradı. Ben 2011 yılının 11 Temmuz'unda bir trafik kazası geçirdim. Ve korkunç bir kazaydı. Hani. Geçmiş olsun tekrardan. Öldüm dirildim diyebiliriz. Böyle aradan bir 15 gün falan geçti. İşte her yerimde bacaklarımda aletler böyle kollarım tutmuyor. Kaburga kemiklerim kırılmış falan. Böyle ayakta zor duran bir adamım. Şafak aradı. Dedi ki böyle bir diziye başlayacağız Metin dedi. Alemin dedim, kralı mıydı? Yok. Alemin kralı. Alemin kralı. Ha, tamam. Doğru hatırladım. Dedim abi ben yeni kaza geçirdim dedim şu anda dedim. Hani yataktayım dedim. Ayağa kalkabiliyor musun dedi. Dedim abi yani şu an kalkıyorum da ayakta zor duruyorum. Ayakta duruyorsan tamam kardeşim dedi. Bu bizim için yeterli dedi. Zaten bizim başlamamız da bir buçuk ay sürecek dedi. Ne abi dedim tamam ben konuyu kapattım dedi. Beraber miyiz? Beraberiz abi dedim. Kapattık konuyu. Daha sonra rejiyle falan konuştum. Senaryo geldi falan. Ben sete giderken birçok Şafak'ı tanıyan insan bana dedi ki Şafak problemlidir işte Şafak böyle hani sinirli olabilir filan. Hani sanki bana şey diyorlar. Hani bir dikkat et filan diyorlar. Tabii alttan bir uyarı yapıyorlar. Ben dedim çok, kardeşim benim de çok kulağıma hani, gelmişti. Neden bahsediyorsunuz? Neye dikkat edeceğimi de bilmeden sete gittim ama doldum biraz da. Ben de dikkat ediyorum valla. Şafak geçerken böyle bir ayağa zor kalkıyorum ama böyle aletle maletle böyle bir durmaya çalışıyorum. Bir hürmet gösteriyorum yani arıza mıdır neydi falan. Ya o kadar sevdim ki. Dünya ister. O kadar lokum, canı lokum. Gönülden, o kadar sofrası bol, eli bol, nezaketli, şahane bir adamla karşılaştım. Ama bütün çalıştığımız o 2,5-3 sene boyunca her zaman bir saygı, bir sevgi, bir çizgi vardı aramızda. Ben hep abi dedim, o hep kardeş dedi. Yine aramızda yaş farkı da yoktur. Belki 3'tür, belki 5'tir. Ama aynı Şafak benim abimdir. Evet. Her zaman çok sevdim, çok saygı duydum. Bu kadar bayılırım. Cömert, bu kadar insan. Diyorlar ki sinirli. Evet sinirli.
Çok da sinirlendiğini gördüm. Ama bir kez bile haksız olduğunu görmedim. Güzeller güzeli Cansu'nun bizi kırmayacaktır eminim. O güzel şarkıyı bir kez daha stüdyomuzda Cansu'dan dinleyeceğiz. Allah ayırmasın. Büyüt istersen değil mi? Evet. Hep birlikte dinliyoruz.